Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu satıyor mu? Satmıyor. Artık Ferdi Kadıoğlu için iş ciddiye bindi. Fred'in dönmesi için bir iki haftalık daha süreç var ama iki haftalık süreç içerisinde saha çalışmalarına başlayacak. Hafta içerisinde yani Lille maçından sonra bu Amrabat transferinin ben sonuçlanmasını bekliyorum. Şu ana kadar aslında transfer süreci, kamp döneminde takımdan ayrılacak oyuncular belliydi. Ancak buna rağmen halen bu oyuncularla yollar ayrılmadı. Çünkü dediğim gibi yüksek yıllık ücret alıyorlar. Fenerbahçe bu sorunu çözmeye çalışıyor. Bir stoper transferi de gerçekleşebilir Fenerbahçe'de. Bu da aslında dünkü transfer zirvesinde masaya yatırılan konulardan bir tanesi. Cengiz Ünder'e Rusya'dan çok teklifler var. Katar'dan gelen teklifi kabul etmemişti. Aslında iyi bir teklifti. İrfan 25 muhabire hoş geldin. Hoş bulduk. Herkesin merak ettiği konuyla başlamak istiyorum. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu satıyor mu? Satmıyor. Artık Ferdi Kadıoğlu için iş ciddiye bindi. Brighton kulübü ısrarla Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor. Tabii Brighton teknik direktörü Hürzeler Ferdi Kadıoğlu ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Bu transferde ne kadar kendisini istediğini dile getirdi. Ve Brighton kulübü daha önce 30 milyon euro seviyesinde bonuslarla teklifler sunmuştu. Ancak bu teklif geri çevrilmişti. Teklifinde iyileştirme yaptı. 33 milyon euro net ve 2 milyon euro da bonuslar olmak üzere 35 milyon euroluk bir teklif sundu Brighton kulübü. Ve Fenerbahçe'de artık bu teklifi değerlendirme sürecine girdiğini söyleyelim. Sayın Başkan Ali Koç da Ferdi Kadıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirecek. Ve bu görüşmede Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'deki geleceği netleşecek. Ama daha önce Ferdi için birçok teklifi geri çeviren Fenerbahçe artık rakamlar 35 milyon euro seviyesine çıktıktan sonra bu teklifleri değerlendirmeye aldığını net bir şekilde söyleyelim. Sayın Başkan Ali Koç ifade etmişti. Evet, Ferdi için satmayacağız. Astronomik bir teklif olmadığı sürece satmayacağız demişti. Evet, ama reddedemeyeceğimiz bir teklif olursa demişti. O teklif bu mu? Şimdi bu teklif şöyle söyleyeyim. 35 milyon euro teklif 1 milyar 280 milyon TL. Yani Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği'ne borcunun neredeyse yarısı. Hatta bu rakamın ben daha da üzerine çıkacağını düşünüyorum. Net rakamın 35 milyon euro seviyelerinde ulaşacağını düşünüyorum. Ve Brighton kulübüyle de Fenerbahçe yetkilileri arasında görüşmeler başladı. Brighton kulübü Ferdi Kadıoğlu'yla da temasa geçti. 2026 yılına kadar sürecek bir teklif ifade ediyor. O teklifin de detaylarını söyleyelim. Ferdi Kadıoğlu için 2026 yılına kadar geçerli bir teklif sundu, yani sözleşme teklif ettiği ve şu anda Brighton'ın buradaki transferdeki en önemli, yani Ferdi Kadıoğlu'na bu kadar ısrarcı olmasının nedeni Brighton teknik direktörünün ısrarla Ferdi Kadıoğlu'nu istemesi. Fenerbahçe ile pazarlık masasına şu anda oturmuş durumdalar. Kısa süre içerisinde de bu transferle ilgili daha net gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Ferdi adım adım Premier Lig yolunu tutuyor ama sadece Brighton kulübü değil, Manchester United, West Ham United ve Arsenal kulüpleri de Ferdi Kadıoğlu'yla ilgileniyor. Peki bu transfer gerçekleşirse, Ferdi satılırsa Fenerbahçe kimi alacak? Ferdi Kadıoğlu satılırsa Fenerbahçe'de tabii iki sol bekte Osterwolde birinci sırada olacak orada rotasyonda. Daha sonra Levent Mercan var kadroda ama Kasımpaşa'dan forma giyen 18 yaşındaki Yasin Özcan Fenerbahçe'nin gündemine gelebilir. Ve Fenerbahçe bu oyuncu hem sol stoperde oynuyor hem sol bek oynuyor. Dolayısıyla hem stoperin hem de sol bekin alternatifi olarak düşünen bir isim. Fenerbahçe'de Kasımpaşa ile temasa geçip Yasin Özcan transferini bitirmeye çalışacak. Peki Ferdi transferini daha konuşacağız gibi ama Amrabat transferi bitti mi? Bunu da merak ediyoruz. Fenerbahçe Amrabat'la artık görüşmeleri sıklaştırdı. Hem Amrabat'la hem de temsilciyle görüşmelerini sürdürüyor. Hatta şunu söyleyelim, yeni bir gelişme. Fiorentina kulübü hazırlık maçı kadrosuna Amrabat'ı almadı ama bu kadroya alınmamasının nedeni Amrabat'ın transfer görüşmeleri için izin verdi oyuncuya ve oyuncu artık görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe bu transferi 10 ile 12 milyon euro bandında bir bedelle bitirmek istiyor. Fiorentina'da orta sahaya bir transfer yaptı ve artık Amrabat'ı yeni sezon kadro planlamasında düşünmüyor. Fenerbahçe'de bu transferi bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yani Lille maçından sonra bu Amrabat transferinin ben sonuçlanmasını bekliyorum. Transferin ilk sırasında Amrabat var ve Fenerbahçe bu transferi bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Amrabat transferi gerçekleşmezse tabii orada bir sorun yaşarsa tabii alternatif isimler de var. Roma'nın oyuncusu Bove Fenerbahçe'nin listesinde yarıyor. Ancak tabii İtalyan kulübü oyuncu için istediği bedel 25 milyon euro seviyesinde, onu söyleyelim. Peki Adana Demir maçında orta sahada kim oynayacak abi? Orada tabii teknik direktör Jose Mourinho'yu zor bir tercih bekliyor. Çünkü Mert Hakan Yandaş cezası nedeniyle, geçen sezondaki cezası nedeniyle Adana Demir Spor maçında forma giyemeyecek. Fred sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak. Krunic
formsuz. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde 3 maçta da forma giydi ama beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi. O bölgede İsmail Yüksek ve Şimanski'nin yeri garanti gibi ama İsmail Yüksek'te bazı sakatlığının tam atlatılmıştı. Fiziksel olarak henüz hazır değil. Zaman zaman ağrıları olabiliyor. Ama Adana Demir maçında İsmail Yüksek, Şimanski'nin yeri garanti. Üçüncü isim olarak o bölgede Jiku'nun ön libero'ya çekilme ihtimali söz konusu. Teknik direktör Jose Mourinho Lille maçının son dakikalarında Grinch'in yerine Jiku'yu almıştı ve Jiku orta sahada ön libero mevkiinde forma giymişti. Ya da ikinci seçenekte Tadic'in artık kanatlardan Sam Maximin ve İrfan Can Kahveci de performanslarını artırdılar. Onlar oynayabilecek düzeye geldi. Tadic'in de 10 numara mevkiine çekilip Şimanski'nin bu kez 8 numara mevkiinde oynama ihtimali de söz konusu ama ilk planda Jiku'nun ön libero'ya çekilmesini bekliyorum. Mourinho'nun da 3 maçtır ilk 11 oynattığı Kurinic'i bu kez yedek oynayacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarlarının önünde Kurinic'le başlaması durumunda orada en küçük hatada Kurinic'e protestolar yükselebilir. Ben o nedenle Kurinic'in yedek başlayacağını düşünüyorum bu maçta. Peki sen de bahsettin konuşmanda. Fred sakatlığı yüzünden sahalardan uzak dedin. Fred ne zaman dönecek? Fred'in dönmesi için bir 2 haftalık daha süreç var ama 2 haftalık süreç içerisinde saha çalışmalarına başlayacak. Ama tabii bu sahalara dönüşü anlamına gelmiyor. Çünkü oyuncu o saha çalışmalarına başladıktan sonra kontrolden geçecek. Tam hazır olması şöyle söyleyeyim. Bir 20 günlük bir süreç daha var. Yani tam hazır olması için yani oynayabilecek düzeye gelmesi için 20 günlük bir süreç var ama yoğun bir tedavi programı uygulanıyor ve şu anda da tedavisi oldukça iyi gidiyor. Sağlık heyeti onun beklenenden daha erken sahalara dönmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor ama dediğim gibi Fred'i biraz daha bekleyecek Fenerbahçe. Eğer Fenerbahçe playoff maçlarında playoff'a da yükselirse playoff maçlarında da oynama ihtimalinin olduğunu söyleyemem. Hatta ligin ilk 3 haftasında forma giyemez. 4. haftasında duruma göre bir değerlendirme yapılabilir. Belki kadroda yer alabilir. Ama bir 20 günlük süreç daha var Fred'in sahalara tam olarak dönmesi için. Cengiz Ünder Zenit'e gidiyor mu? Cengiz Ünder'e Rusya'dan çok teklifler var. Katar'dan gelen teklifi kabul etmemişti. Aslında iyi bir teklifti. Oyuncunun tam yıllık ücretin tamamını karşılamayı kabul etmişlerdi. Fenerbahçe'ye kiralama ve satın alma opsiyonlu bir teklif sunmuştu. Fenerbahçe bu teklife sıcaktı ama Cengiz kabul etmemişti. Cengiz Ünder'e hem İtalya'dan da teklifler var. Ama İtalya'dan gelen teklifler Cengiz Ünder'in yıllık ücretini karşılayabilecek düzeyde değil ve Fenerbahçe'nin istediği düzeyde değil bu teklifler. Rusya'dan Zenit ve Spartak Moskova kulüplerinin ilgisi var. Birkaç kulüp daha Rusya'dan ilgi duyuyor Cengiz Ünder'e. Cengiz Ünder'le de temasa geçtiler. Şartlarını sordular. Fenerbahçe'nin bu eğer iyi bir teklif gelirse Fenerbahçe bu teklife sıcak bakabilir. 10 milyon euro civarında bir teklif gelirse de Fenerbahçe Cengiz Ünder'in satışını değerlendirebilir diye düşünüyorum. Mourinho ile transfer toplantısı gerçekleşti. O toplantıdan neler çıktı? Evet, Sayın Başkan Ali Koç ve Jose Mourinho transfer zirvesinde bir araya geldiler. Bir boğaz kenarında yemek yediler. Bu görüşmede sportif direktör Mario Branco da hazır bulundu. Ve burada Ferdi'nin olası transfer durumu masaya yatırıldı. 6 numara transferi masaya yatırıldı ve takımdan gönderilmesi düşünen oyuncularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Mourinho aslında dar bir kadroyla lige girmek istiyordu ama şu ana kadar takımdan gönderilmesi düşünen oyuncular henüz takımdan ayrılmadı ve halen takımla birlikte antrenmanlara çıkıyorlar. Bu doğrultuda da Mourinho aslında buradan biraz rahatsızlığı var. Sezon boyunca da mücadele edeceği kadroyla hazırlıklarını sürdürmek istiyor Mourinho. Diğer taraftan ise tabii 6 numara transferi masaya yatırıldı. O bölgedeki Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimlerle ilgili son durumla ilgili Mario Branco, Mourinho ve Sayın Başkan Ali Koç'a bilgi verdi. Ferdi Kadıoğlu'nun satılması durumunda ise aslında Mourinho Ferdi'nin satılmasını istemiyor. Yönetim de Ferdi'nin satılmasını istemiyor. Ancak Mourinho'nun kulübün de menfaatleri göz önünde bulundurarak eğer çok astronomik bir teklif gelirse Ferdi'nin satışını onaylayabileceğini dile getirdi. Ama bir çatla bir sol bek transferi Fenerbahçe yapmak yani o bölgeyi yine Ferdi Kadıoğlu gibi kaliteli bir isimle doldurmak istiyor Fenerbahçe. O doğrultuda da bir sol bek transferinin yapılmasını istedi Ferdi Kadıoğlu satılırsa. Bununla ilgili tabii süreç Eylül ayına kadardaki transfer dönemi devam edecek. Aslında beklenen şey de Premier Lig'in işte transfer döneminin bitmesi, İngiltere'deki transfer dönemi bitmesi, oradaki maliyetlerin daha az duruma gelmesi, sürece göre bir fırsat transferi de değerlendirilebilir. Yani önümüzdeki günlerde bir stoper transferi de gerçekleşebilir Fenerbahçe'de. Bu da aslında dünkü transfer zirvesinde masaya yatırılan konulardan bir tanesiydi. Çünkü duruma göre Fenerbahçe bir stoper transferi de gerçekleştirme ihtimali söz konusu. Neden gitmiyor peki oyuncular abi? Çünkü Fenerbahçe'den yüksek yıllık ücret alıyorlar ve oyuncular
net bir şekilde şunu söylüyorlar. Sözleşmesinin feshedilmesi istenen veya karşılıklı anlaşmayla yollarına ayrılmak istenen futbolcular alacaklarının tamamını istiyor ayrılmak için Fenerbahçe'den. Diğer de teklif gelen oyuncular da Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücretlerin düzeyinde bir teklif gelmesini bekliyorlar. Yani bunun altındaki bir teklifi kabul etmiyorlar veya bir bölümünün Fenerbahçe tarafından ödenmesini istiyorlar. Yani burada şu anda Fenerbahçe'yi en fazla zorlayan konulardan bir tanesi de bu. Şu ana kadar aslında transfer süreci, kamp döneminde takımdan ayrılacak oyuncular belliydi. Ancak buna rağmen halen bu oyuncularla yollar ayrılmadı. Çünkü dediğim gibi yüksek yıllık ücret alıyorlar. Fenerbahçe bu sorunu çözmeye çalışıyor. Oyuncularla, temsilcilerle görüşmelerini sürdürüyor. Burada Fenerbahçe'yi en çok zorlayan oyunculardan bir tanesi João Pedro. Çok yüksek yıllık ücret alıyor. Yani yaklaşık 3 milyon euro civarında bir ücret, yıllık ücret alıyor. Ve oyuncunun isteyen kulüp de yok. Herhangi bir resmi teklif de yok. Geçen sezon Gremio kulübünde kiralık olarak formayı giymişti. Orada da iyi bir performans ortaya koyamamıştı. Oyuncu ayrılmak için alacaklarının tamamını istiyor. Luan Perez'e Brezilya'dan talipler var. Gremio ekibi, Santos kulüpleri talip. O da eski kulübü Santos'a gitme ihtimali söz konusu. Onunla görüşmeler, hem menajer hem temsilci görüşmeler devam ediyor. Bir yıllık sözleşmesi kaldı. Dediğim gibi oyuncular ya sözleşmesini feshedilmesini, alacaklarına da feshedilmesini istiyor veya kendi şartlarının kabul edilmesi şartıyla ayrılmak istiyor. Bu da Fenerbahçe'yi çok zorluyor. Ama Fenerbahçe'nin bir taraftan da harcama limitini aşmak zorunda. Yani çünkü şu anda Fenerbahçe'nin harcama limiti dolmuş gibi oyuncu satmak zorunda. Göndermek istediği 7-8 oyuncudan hem gönderip oyuncuların maaş yükünden kurtulmak hem de ondan elde edeceği bonservis geliriyle de harcama limitinde yer açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Lig artık başlıyor ama Fenerbahçe'nin şu anda 17 yabancı oyuncusu var. Göndermesi gereken eğer bir orta saha transfer olursa 4 yabancı oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyor. Onu da belirtelim. Son olarak Adana Demir maçında Fenerbahçe'nin 11'i ne olur? Kalede Livakovic, sağ bekte Osayi Samuel, stoper merkezde Oosterwolde Çağlar, sol bekte Ferdi Kadıoğlu, orta sahada İsmail Yüksek, Jiku, Szymański. Orta alanın sağında Tadic ya da İrfan Can. Orta alanın solunda Sam Maxim'in, ileride ise Dzeko 11'ini bekliyoruz. Yani Nesli son Lille maçında son dakikalarda oyuna dahil olmuştu. Henüz fiziksel olarak 11 oynayabilecek düzeyde değil. Dzeko ile başlayıp Nesli ikinci yarıda oyuna dahil etmesini bekliyoruz. Sam Maxim'in ise Lille maçında oynayabilecek düzeyde olduğunu gösterdi. Oyunda kaldığı süre içerisinde Fenerbahçe Lille karşısında 12 kez ceza sahasında topla buluşmuş. 5'i Sam Maxim'inle oluyor. Ve Sam Maxim'in oyundan çıktıktan sonra da Fenerbahçe rakip ceza sahasında topla buluşamıyor. Bu da onun ne kadar hücum anlamında Fenerbahçe'ye katkı sağladığını gösteriyor. Şu anda %50-%60 seviyesinde Sam Maxim'in ve her geçen gün fiziksel anlamda daha hazır duruma geliyor. Ve Fenerbahçe'nin hücum gücüne de önemli katkı sağlayacak. Sol kanatta Sam Maxim'in yeri garanti. O bölgede de onun alternatifi de Oğuz Aydın. Ama sağ kanatta da İrfan Can ve Tadiç arasında bir forma savaşı olacak. İrfan Can oyuna girdikten sonra Lille karşısında Fenerbahçe ne kadar etkili olduğunu gösterdi. Frikikten de mükemmel bir gol attı. Tadic o bölgede çok fazla varlık gösteremedi. Vasat bir performans sergiledi. O anlamda Adana Demirspor maçında İrfan Can'la başlayabilir ya da Tadic de başlayıp İrfan Can ikinci yarıda oyuna dahil olabilir. İrfan 25, teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.